bize px eşittir 4x üzeri 3 artı 19x kare artı 19x eksi 6'nın çarpanlarından birinin x artı 2 olduğunu söylemişler. Buna göre de px'i doğrusal çarpanlarının çarpımı olarak ifade etmemiz istenmiş. Şimdi her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Birlikte yapmaya hazır mısınız? Bize polinomun çarpanlarından birinin x artı 2 olduğunu vermeselerdi, bu polinomu çarpanlarına ayırmak hiç de kolay olmazdı. Ama çarpanlarından birinin x artı 2 olduğunu bildiğimiz için bu polinomu x artı 2'ye bölebiliriz ve böyle devam edebiliriz. Hadi bunu deneyelim. Polinomu x artı 2'ye bölelim. 4x küp artı 19x kare artı 19x eksi 6 bölü x artı 2. Bu tarz bölmeleri daha önce defalarca yaptık. İşleme derecesi en yüksek olan terimle başlamamız lazım. 4x üzeri 3'te x kaç defa var? 4x kare defa değil mi? X kareli terimi x kareli terimin altına yazacağım. 4x kare çarpı x, 4x üzeri 3 eder. 4x kare çarpı 2 ise 8x kare. Bunu bundan çıkarmamız lazım. Bunlar birbirini götürecek ve geriye 19x kare eksi 8x kareden 11x kare kalacak. 19x'i de aşağı indirelim ve şimdi de x ve 11x kareye bakalım. 11x karede x kaç defa var? 11x defa öyle değil mi? 11x çarpı x, 11x kare eder. 11x çarpı 2 ise 22x. Evet, bundan bunu çıkaracağız. Bunlar birbirini götürecek ve 19x eksi 22x'ten de eksi 3x elimizde kalacak. Eksi 6'yı da aşağı indirelim. X ve eksi 3x'i değerlendirmemiz lazım. Eksi 3x'te x kaç defa var? Evet, eksi 3 defa. Eksi 3 çarpı x, eksi 3x eder. Eksi 3 çarpı 2 de eksi 6. Kırmızıları morlardan çıkarırsak, bunun için bunları eksi 1 ile çarpalım. Hepsi birbirini götüreceği için bu bölme işleminin kalanı yoktur. Öyle olmasını da bekliyorduk. Ve polinomu da x artı 2 çarpı 4x kare artı 11x eksi 3 olarak yazabilirim. Ama işimiz henüz bitmedi. Çünkü bu polinomun doğrusal çarpanlarının çarpımı olarak ifade edilmiş hali değil. Bu doğrusal bir çarpan ama bu ikinci dereceden bir çarpan öyle değil mi? Bir bakalım, bunu çarpanlarına ayırmak için yapabileceğimiz birkaç şey var. İkinci dereceden ifadelerin kökünü bulmamıza yardımcı olan formülü kullanabilir ya da gruplama ile çarpanlarını ayırmayı deneyebiliriz. Gruplama ile çarpanlarını ayırmayı kullanmak istememin nedeni, buradaki katsayının birden farklı olması. Bana çarpımları 4 çarpı eksi 3 yani eksi 12'ye eşit olan iki sayı lazım. Bu sayılara a ve b diyelim. A çarpı b'nin eksi 12'ye eşit olması lazım. A artı b'nin ise 11'e. Aklıma gelen sayılar çarpımları negatif olduğuna göre işaretlerinin de farklı olması lazım. 12 ile eksi 1. Evet, olur mu? Olur. A eksi 1, b ise 12'ye eşit olursa, bundan sonra buradan derecesi 1 olan terimi alacağım ve bunun yerine 12x eksi x yazacağım. Şimdilik bu kısma odaklanıyoruz. Sonra hepsini bir araya getireceğim. Evet, 4x kare, buradaki 11x yerine maviyle yazayım. 12x ve eksi 1x yazacağım. Toplamlarının 11x olduğunun farkındasınız değil mi? Eksi 3'ü de unutmayalım. İlk iki terimi bir bakalım 4x parantezine alabilir miyim? Evet, bu ikisini 4x parantezine alırsam 4x çarpı, bu arada eğer bu yaptığımı daha önce görmediyseniz Khan Academy'nin gruplama ile çarpanlarını ayırma videolarını izlemenizi öneririm. Evet, 4x parantezine aldığımda buradan x, buradan da 3 gelecek. Bu iki terimi ise eksi 1 parantezine alacağım ve böylece buradan x, buradan da 3 gelecek. Ve artık bunları x artı 3 parantezine alabiliriz. Kullanmadığım renk kalmadı sanırım. Evet, x artı 3 çarpı 4x. Aynı renkleri kullanayım ki neyin nereden geldiğini takip etmek kolay olsun. Evet, ve eksi 1. Çok renkli bir çözüm oldu ve bu kısmı da çarpanlarını ayırdığımıza göre artık hepsini bir araya toparlayabilir ve px'i doğrusal çarpanlarının çarpımı olarak ifade edebiliriz. Yapalım. Px eşittir x artı 2 çarpı x artı 3 çarpı 4x eksi 1. İşte bu kadar.